Siyasi parti olarak da 25 yıldır bu konuda halkın önüne düşme rolünü kendine uygun gören, biçen, o zaman MNP'si, daha sonraki MSP ve şimdiki RP, Refah Partisi, halkın bu cehlinden yararlanarak halkın peşin fikirlerini, halktaki kültürü eğrisine doğrusuna bakmadan, yanlışını düzgününü asla düşünmeden, düşündürtmeden de, üstelik halktan düşünen olursa o düşünceleri de halktan kişeleyerek, ondan sonra halkın görüşünü arkasına alarak, halktaki mevcut bilgiyi eğri doğru demeden, ki buna lügatta, ıstılahta demagogluk deniyor, eğrisine doğrusuna bakmadan halktaki fikirleri, mevcut fikirleri arkasına dayanak olarak alıp, dolayısıyla halkı arkasına alıp karşı tarafa, yani çok daha doğru şeyler söyleyenlere karşı çıkmak. Bir şey olduğu zaman da halka işte bakın, yani elinize karşı çıkıyor diye o doğru fikrin sahibini bilinçsiz halka tepeletmek. Ürkmüş bir bizon sürüsü gibi tepeletmek. Bu tabi İslam açısından fevkalade düşük bir alçaklık. Bunu başından beri kullanıp geliyorlar. Yani hiçbir zaman demediler ki peşine düşen insanların kendilerinde vehmettiği husus konusunda. Siz bizde bunları vehmediyorsunuz ama bizde bu yok. Asla bunu söylemediler. Bu iki yüzlülüğü bu dünyada kimseye anlatamasak bile, ki anlayanlar var elhamdülillah, ahirette Allahu Teala hesabını soracak. İki, hiç kimseye liderinden aşağı tabakalara kadar Müslümanız diyorsunuz ama Allah'ın kitabını bir kere bile okumayan bir adam Müslümanlığın kitabını nasıl Müslüman olur? Rabbiniz Allah size ne söylüyor? Bir okuyun da gelin görüşelim, konuşalım, bir bakın. Dininiz orada yazıyor. Ben yazmıyorum dini. O kitap yazıyor. O kitaba Allah'ın gönderdiği vahiyler girmiş orada. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını en az bir iki defa okuyun. Kitabullah'ın Türkçe, yani ana dilinizdeki tercümesini, mealini okuyun. Ve tanıyın dininizi. Yani siz de bir uçtan yapabildiğiniz kadar mı? İlla alim olmanız, fazıl olmanız, müştehit olmanız gerekmez. Asla böyle bir şey söylemediler.